Ben de çok öpüyorum. Hadi görüşürüz. Ne oldu? Ya babam benim için Ayşegül öğretmene ulaşmaya çalışıyordu da ulaşamamış. Onu söylüyor. Normal yani. Kaç yıl geçti? Yani belki de tası tarağı toplayıp şehir dışına yerleşti. Olabilir. Olabilir. Bendeki numarasını aradım. Aradığınız numara kullanılmamaktadır dedi. Senin elinden gelen buydu. Yani her şeyi denedin yani. Ne yapayım? Ben mutfakta konuşayım. Siz rahat rahat televizyon seyredin. Tamam canım. Meltem Hanım. Hı. Bence Haluk Bey gizli kapaklı işler çeviriyor. Nereden çıktı şimdi o? Yani uyandığından beri böyle telefon elinden düşmedi. Yani sabah kahvaltısında bile böyle birileriyle mesajlaşıyordu. Akşam da aynıydı. Böyle mesajlar falan. Yeni proje yapıyorlar. O yüzden. Çok yoğun zaten. Habire birileri bir şeyler soruyor, arıyor filan. Onunla takma sen öyle kafanda bir şeyler ol, şey yapma. Siz bana güvenin Meltem Hanım ya. Ben kaç yıllık böyle gizli işler müdürü Hüseyin'in karısıyım. Yani gizli kapaklı böyle işler döndüğü zaman etrafımda kokusunu alırım hemen. Emineciğim, senin için rahat olsun. Haluk benim arkamdan gizli kapaklı iş çevirmez. Yani sadece benim arkamdan değil, kimsenin arkasından çevirmez. Unutma o bir taş fırın erkeği. Gelir insanın yüzüne böyle pat diye söyler. Ya tamam da o zaman neden yanımızda konuşmuyor? Dedi ya ben içeride konuşayım siz rahat rahat izleyin diye bir izletmedin ha. Bilemiyorum artık neyse yani. Kapı. Ve önde Gönül Hanım, arkadan Zehra Bey, onun arkasından Şeknek Özlem ve doğrucu Serteç Bey. Geçit törenimiz bitmişti. Merhaba. Ah, hoş geldiniz. Merhaba efendim. Nasıl oldun Gönül? Vallahi nasıl olayım Meltem, bütün gün yattım. Bazı insanlar huzurumuzu kaçırmasaydı daha iyi olacaktım ama neyse. Çok büyük bir problemimiz var Haluk. Öyle böyle değil ya, çok büyük bir problem abicim ya. Nedir? Merve önümüzdeki hafta okula şarkı söyleyecek. Evet biliyorum. Evet biliyoruz yani, hatta biz de çok gelmek istedik ama haberimiz var yani, davetiye iki kişilikmiş. Evet davetiye iki kişilik, bu durumda Tuna ile benim gitmem gerekiyor değil mi Meltemciğim? Hayır efendim, öz annesi olarak ben ve Sertaç gideceğiz. Affedersiniz ama ben de Merve'nin öz babasıyım, o yüzden benim gitmem gerekiyor hanımefendi. Aa, o zaman Tuna Bey'le Jetta Özlem gitsinler beraber. Aa, olur mu ayol? Merve benim elimde büyüdü. Görmeyecek miyim yani şarkı söylediğini ben? Ben eşimi yalnız yollamam efendim. Çok yaşa. Çok yaşa. Bu acılı edebiyat akımını nasıl buldun Tayyar abi? Ah be çünkü. Tayyar abi akımların efendisidir be. Az akım, az challenge bulmadım ben. Silikon Vadisi'nde benim heykelim vardır ama kimse bilmez. Anlatsana Tayyar abi. Anlatayım evladım. Efendim. Hava buz, buz gibi. Etraf sisli. Akşamdan çizdim kestaneleri. Efendim çıktım yola. Neyse vardım güzel bir yere. Orada açtım tezgahı. Mangalı yaktım. Efendim attım kestaneleri üstüne. Havada buz, donarsın. Aman yarabbim. Neyse. Aa, ne gelen var, ne giden. Tık yok, tık. Ne yapacağım ben böyle ya şimdi? Donarım, üşürüm da. Neyse. Efendim uzaktan bir çocuk fotoğrafımı çekmiş benim. Aman, ah be ya. Tam ödüllük bir kare. Dedim ki, tamam paylaşma çocuğum ama yapalım şöyle, yazalım oraya. Acıklı bir edebiyat dedim. Ne yazdınız peki abi? Efendim, yaşlı amca bu soğuk havaya ve yaşına rağmen evine ekmek götürmek için ne ızdıraplar çeker. Çocuk yazdı. Sonuna da hashtag koydu. Acıklı edebiyat yaz dedim. Çocuk acılı anlam. Böylece acılı edebiyat patladı gitti. Kız, bu sefer takipçi sayısı düşmeye başladı. Neden acaba? Nasıl ya?
Neden bırakıyorlar ki? Ay kız, yoksa bizim Alara'nın profilini beğenmediler mi bunlar? Yok canım, olamaz öyle bir şey. En güzel fotoğraflarını koydum yavrumun. Anam, kız bin kişi daha... Bak, bak, bak. Ya durun, gitmeyin, bırakmayın Alara'mı. Amanın, giden gidene kız. Ay çok düşüş var. Ya bak, karşı köydekiler hepsi gitmişler. Ay durun, bırakmayın Alara'mı. Amanın. Amanın, bir kişi daha gitti. Kız, bu Alara hızla düşüş. Bak hızla düşüşte, bak takipçi kaybediyor. Bak gidiyorlar bak. Gidemezler. Gidemezler ya, ben o kadar... Yani gidemezler. Ne olur gitmeyin, bırakmayın Alara'mı. Aa, istediğin kadar da gidiyorlar bak. Arkadaşlar, ben konuştum Ender Bey'le. Yani adam şirketi büyütmek için çektiğini söyledi bu krediyi. Ya tamam da kardeşim, insan bize bir sormaz mı ya? Evet ya, sormaz mı ya? Biz bostan korkulu muyuz burada? Ya haklısınız. Doğru söylüyorsunuz. Ben de aynı şeyi söyledim ama bu krediyi halledebilmek için bankada tanıdığı birisini araya sokmuş. Hemen halletmiş. O yüzden böyle bir şey yapmış. Yani ben de bilmiyorum. Peki tamam, bu para nerede yani? Biz nereye yatırım yapmışız? Onu bilmiyorum. Ya ne demek bilmiyorum? Ümit, oğlum bak, sana güvendik. Başımıza gelmeyen kalmadı ama. Emre, ben de aynı durumdayım ya. Üstüme geliyorsunuz. Bilmiyorum abi. Tamam abicim, bir sakin ol ya. Niye Ümit'e yükleniyorsun? Ya ne kadar üzgün, görmüyor musun işte?